Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli seyircilerimiz. Yeni yayın döneminin ilk artı eksi programıyla bu sezonda karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri bu ekranlardan akademisyen hocalarımızın katılımıyla ele alıp irdeliyoruz. Aslında yaşama dair, eğitime dair bir üçüncü göz oluyoruz. Sizler için artısıyla, eksisiyle ele aldığımız konuları masaya yatırıp derinlemesine irdeliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Yeni yayın döneminin ilk konusu olarak biraz akademik kariyer yolculuğuna çıkaracağız sizleri değerli seyircilerimiz. Yüksek lisans, daha doğrusu lisans üstü eğitim programlarını konuşacağız. Lisans üstü eğitim programları kişiye neler kazandırır? Bunu irdeleyeceğiz. Malumunuz lisans üstü programlar özellikle yüksek lisans yapan arkadaşlarımızın birçoğunda biraz zaman zaman biliyorsunuz ki çuvaldızı da kendimize batırıyoruz. Bilinçsiz yüksek lisans yapıldığını da gözlemliyoruz. Bunları ele alacağız. Yüksek lisans nasıl yapılmalı? Hangi kişiler bu alanda bir şeyler yapıyor olmalı? Bunu biraz konuşacağız, ele alacağız. Kimlerle yapacağız? Çok değerli iki bilim insanını bugün sizlerle buluşturuyorum. Çok değerli bilgileri de paylaşacaklar bizlerle takdim etmek istiyorum. İlk programımın, yeni sezonda ilk programımın ilk kez sizleri de misafir edeceğim. Geçtiğimiz dönemlerde hiçbir araya gelmedik. Profesör Doktor Şule Gök Hocam, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok önemli değerlendirmelerinizin olacağını düşünüyorum. Biraz yüksek lisans yapacak arkadaşlarımızı yönlendirmek istiyoruz. Bilinçli bir şekilde yüksek lisans nasıl yapılır? Neler katkı sağlar kişiye? Bunları ele alacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Diğer bir isim yine Üsküdar Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Hüseyin Ünübol hocamız. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, genç bir hocamız, dinamik bir hocamız, güzel söylemleri olacak hocamızın da. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar sorularınızı nasıl bizimle paylaşıyorsunuz? Sosyal medya üzerinden artı eksi TV Facebook sayfasından alıyoruz. sabanozet@gmail.com'dan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Twitter üzerinden de yine sabanozet'den sorularınızı alacağız. Hocalarıma samimiyetle soracağım, cevap alacağım. Şöyle hocam sizinle başlamak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde mevcut olan yüksek lisans programlarınız var. Onlara da ilerleyen dakikalarda dikkat çekeceğiz ama önce bir genel çerçeve çizelim lütfen. Zaman zaman ben de şahit olabiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Yüksek lisans eğitimi deyince Türkiye'de önceden akademik aslında alana bir adımın gerekliliğiydi. Fakat bugün çeşitlendi. Bir sürü alanda yüksek lisans programları var. Lisans üstü eğitim olarak bakacağımıza. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce buradan başlayalım hocam. Yüksek lisans eğitimi neden çok önemli? Lisans üstü programlardan tabii öncelikle evet. Söz ediyoruz. Yüksek lisans bu aşamanın birincisi oluyor. Daha doğrusu eğitim gelişimini 3 aşamada değerlendirebiliriz. Önce lisans gerekiyor. Ondan sonra yüksek lisans ve daha sonra da doktora programlarımız geliyor. Yüksek lisans ve doktora daha ileri eğitim bölümüne giren programlarımız. Tabii ki bu programların amacı evrensel düzeyde bilim yapabilecek bireyler yetiştirebilmektir. Ama öncelikle bu evrenseli veya uluslararası sözcüğünün altını çizmek gerekiyor. Özellikle bilimin altını çizmek gerekiyor. Çok önemli hocam. Bilimin tabii ki özellikle doktora programları evet. için bir uluslararası programdır demek gerekir. Ama yüksek lisans programı da doktora programına hazırlayan bir aşama olması açısından çok önemlidir. Evet, ülkemizde son zamanlarda yüksek lisans programlarına rağbet arttı. Ve çok çeşitlendi. Bu güzel bir şey. Çünkü eğitim her zaman güzel bir şey. İnsanların eğitim almak istemesi ayrıca güzel bir şey. Ancak tabii dediğiniz gibi ciddi bir iş aynı zamanda. Kriterler var. Yüksek lisans yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekir? Öncelikle öğrencilerimizin kendilerine bunları sorması
gerekir? Ben bunu niçin istiyorum? Bana ne gibi katkıları olur? Ve benim daha da önemlisi, benim ne gibi evrene bir katkım olabilir? Uluslararası düzeyde bir katkım olabilir mi diye düşünmesi lazım. Tabii ki bunu sadece akademik anlamda değil, akademi dışında da çok önem arz etmekte bu master programları. Çünkü gelişen dünyamız, gelişen teknoloji ve birçok özel sektörün de bunları daha ele alır şekilde Ar-Ge'lerle birlikte çalışıyor olması eğitimli ve yetkin insanları aramalarına neden oldu. O nedenle bu programları, özellikle yüksek lisansı, sadece akademik olarak değil, aynı zamanda akademi dışında da kalitenin artmasında çok önemli basamak oluşturacak bir eğitim olarak görüyorum. Müthiş hocam değerlendirmeler. Özellikle evrensel düzeyde bilim doktora programları açısından çok değerli bir paylaşım. Peki Hüseyin hocam, sizinle devam etmek istiyorum ben. Şöyle hocam, biraz aslında önemine dikkat çekti ve çok önemli olan bir ayrıntı, kimlerin yapabileceği, yapması gerektiği noktasına da biraz değindi. Sizin bu noktadaki düşünceleriniz, kanaatleriniz neler hocam? Yani sonuçta çok önemli bir çaba aslında yüksek lisans. Yani bir insanın bir yüksek lisansı tercih ederken bir şekilde neden bir yüksek lisans yapması gerektiğine iyi karar vermesi lazım. Sonuçta bizler eğitim kurumları olarak sonuçta bu talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama benim gözlemim de şu, bir şekilde insanların diğer arkadaşlarına ya da çevresinden bir şekilde motive olarak gelip yüksek lisans yapma istediklerini görüyorum. Profil bu mu hocam? Yani böyle profil var. Var. Çünkü şöyle de bir şey var. Tabii lisans eğitimimiz ülke çapında oldukça yaygınlaştı. Birçok ülkede, birçok şehirde, birçok üniversite açıldı. Lisans mezuniyeti gayet oran olarak belki de yükseldi. Tabii şöyle bir dezavantaj ortaya çıktı. Lisanstaki mezunu olmak diğer arkadaşlarından ya da çevresindeki rakip gördüğü insanlardan bir fark yaratmamaya başladı. Belki bir miktar bu farkı daha fazla ön plana atmaya çalışmak için, yani ya da daha farklı bir kimlik yaratabilmek için insanlar bir şekilde yüksek lisansı iyi bir alternatif olarak düşünmeye başladı benim gördüğüm kadarıyla. Ama şu var, hani yurt dışında da baktığımız kadarıyla aslında yüksek lisans temelde biraz daha akademik süreçlerin ilk basamağını oluşturan işleyişini görmek aslında bir anlamda değil mi? Aynen. Ama sonuçta şöyle de bir durum var. İnsanlar sadece bir titreyi alabilip hani belki de kurumunda yükselmek ya da ne bileyim iş başvurusu yaparken benim bu alanda da yüksek lisansım var demek için de artık yüksek lisans yapmaya başladılar. Ama şöyle de bir şey var, hani insanlar o bölümü tercih ederken de sadece içine girdikten sonra aslında ben bu bölümü tercih etsem iyiydi, keşke etmeseydim gibi düşüncelere kapılıyorlar. Biz mülakatlar da yapıyoruz sonuçta. Soruyoruz kendilerine, hani niye yüksek lisans yapmak istiyorsun? Herkes yapıyor, ben de yapmak istiyorum. Peki ne olmak istiyorsun? İşte bir şekilde bu yüksek lisansı bitirdikten sonra daha farklı bir iş konumu edinmeye çalışmak istiyorum diye söyleyebiliyorlar. Ama benim gözlemlediğim şeylerde, işte yurt dışında da olsun, kişi sadece lisans mezunu olsa bile lisans sırasında ve daha sonraki süreçlerde kendilerini yetiştirebiliyorlarsa, daha spesifik alanlarda uzmanlaşabiliyorlarsa aslında yüksek lisanstan çok daha bilgi ve deneyimi artmış olarak iş hayatında daha aktif olabiliyorlar. O yüzden hani öğrencilerimizin hani sonuçta bunları lisans sırasında iyi düşünmeleri, sadece lisansın son sınıfında bittikten sonra ben bir şey yapamadım, en iyisi yüksek lisans yapayım gibi düşünmemelerini öneriyorum. Bilgi çok büyüdü dünyada artık, biliyorsunuz. Hani son 10 yılda belki şu ana kadar üretilen bilginin daha fazla bilgi üretildi. Evet. Sonuçta hani uzmanlaşmaları için lisans eğitimini bitirdikten sonra karar vermelerinden ziyade belki birinci sınıftan artık lisans sırasında kendilerini hangi alanda gördüklerine karar vermeye başlayıp
onu alanda da yavaş yavaş spesifikleşmeye çalışsınlar diye önerebilirim. Hı hı. Değerli seyircilerimiz, zaman zaman burada bizimle konuk olan hocalarımızla konuşuyoruz. Artık multidisipliner bir anlayışın olduğundan bahsediyorlar. Hüseyin hocamın da spesifik, daha özel alanlarda bir şeyler yapabiliyor olmalarına dikkat çekmesinin aslında nedeni de bu. Bilim hızla ilerliyor. Artık birkaç disiplin, birkaç bilim dalı bir araya gelerek çözüm odaklı bir şeyler üretiyorlar hocam. Aslında bu da olması gerekiyor. O yüzden belki de biraz yüksek lisans programlarının çeşitlenmesi gündeme geldi. Hüseyin hocam dedi ki iş için, aslında ona siz de dikkat çektiniz ama bazı arkadaşlarımızda şunu da gözlemliyoruz. Sosyal medya üzerinden de sorular geliyor. Onları da ben fırsat buldukça kıymetli hocalarımla paylaşacağım. İş için lisans eğitimini bitiriyor hocam. Arkadaşlarımız bir boşlukta kalıyor. İş bulamıyorlar. Veya askerlik önlerinde engel teşkil edebiliyor. Bu arkadaşlarımızın tabii ki eğitimi kötüsü olmaz. Yapın ama en azından bir takım şeyleri farkında olarak, bilinçli olarak yapıyor olmaları için onlara neler önerirsiniz? Bu bir kere doğru mu veya ne kadar oranda doğru? Bunu sizden, ben yıllarını akademisyen camiasına vermiş biri olarak sormak istemeyeceğim size. Bu doğru değil tabii ki Şaban Bey. En azından bizim tercih etmeyeceğimiz bir yöntem. Çünkü gerçekten bir konuda çözüm arayan, çözülmemiş sorunlara el atmak isteyen insanların, araştırmacı kişilik özelliklerine sahip kişilerin bu programları tercih etmesi gerekiyor. Çünkü bu programlar sayesinde analitik ve eleştirel düşünce sisteminin gelişmesi sağlanıyor ve böylece bağımsız ve yetkin bireylerin araştırma yapabilen, bağımsız bir şekilde araştırma yapabilen bireylerin oluşmasına katkıda bulunuluyor. Yani bunu sadece iş bulamadım şeklinde yaparsa bu belki de daha büyük bir hüsranla sonuçlanabilir. Çünkü kayıp da olabilir. Bunun yerine kendi daha yapabileceği işlere yönelmesi veya kendini o alana kanalize etmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama bir hayal veya bir ilerlemek istediği bir alan, çözüme ulaştırmak istediği bir alan varsa bu çok güzel bir şey. Mülakatlarımızda da genelde bunları sorgulamaya çalışıyoruz. Siz neden burayı seçmek istiyorsunuz şeklinde. Çoğundan aldığımız cevap ya çocukluğundan beri böyle bir bilim adamı olma hevesi var ya da işte lisans döneminde gördüğü bazı sorunlar var. Acaba şu hastalığı çözebilir miyim? Veya işte şu konuda toplumda ne gibi bir düzen yaratabilirim? Bu sorularla gelen insanlar var. Tabii ki bunlar daha başarılı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında seçme kriterleri çok önemli. Gerçekten yetkin hocaların da, yani bu jüri üyelerinin de aynı zamanda bu programlarla içli dışlı olanları ve bu konuda nitelik açısından kendini kanıtlamış, şöyle diyeyim, proje alma kapasitesi yüksek hocaların bu programa dahil olması ve bunların seçimde bulunması onlar açısından hem üniversiteler açısından iyi hem de öğrenciler açısından daha iyi olacaktır. Çünkü eğitim sırasında bazı acılar, böyle yaralar ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz doktora eğitimi olsun, yüksek lisans olsun, yani rekabetçi bir ortamdır. Şeffaf bir ortam olmalıdır ama aynı zamanda rekabetçi bir sistemdir. Ve o gerçekten lafı olsun diye girenlerde daha büyük hayal kırıklıkları ve hayata küskünlükler oluşabilir. Bu arada birbirlerine karşı öğrencilerin saygıları azalabilir. Bu anlamda da dikkat etmeliler. Çünkü bir işi yaparken öncelikle mutlu olmak istiyoruz. Mutluluğun olacağı bir yer seçilmeli. Kendini ifade edebileceğin bir yer seçilmeli.
Bu açıdan böyle. Bir de burada söylemek isteyeceğim bir nokta daha var. Bu programlarda Türkiye'de belki yeni yeni artık anlaşılmaya başlayacak. Öğrencilerin mutlaka bir süpervizörleri olur, danışmanları olur. Evet. Ancak danışmanlarının eşliğinde ve etik kurallar çerçevesinde program yürütülür. Ama onlardan da beklenen kendi orijinal fikirlerini araştırma projelerine dönüştürebilme ve bağımsız bir şekilde, yani hocanın kontrolü altında da olsa, orijinal araştırma yapabilme yeteneğini, bunu tek başına gerçekleştirebilme yeteneğini geliştirmektir en önemli amaçlardan biri. Yani analitik ve eleştirel bir yaklaşımla araştırma yapabilmek ve daha sonra da bu kişileri baştan sona bir araştırmayı yürütme sorumluluğuna sahip kişiler olarak hizmete sunmak çok önemlidir. Bu açıdan seçim kriterleri her iki taraf için de çok önemli diyoruz, tekrar söylemek gerekirse. Evet, hocam, açıkçası değerli seyircilerimiz, hem o arkadaşlarımızın başında olan akademisyenlerin hem de öğrenci arkadaşlarımızın kendilerinin biraz nitelikli ve farkında olması gerektiğine dikkat çekti. Özet olarak bu Kadir Ersoy'un soruları var hocam. Birazdan size yönelteceğim ama şöyle hocam dedi ki küçüklüğünde aslında bazı şeyleri sorguluyor olması, araştırmaya eğilimli olması, sizin de girişimcilik alanında özel çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Belki oradan da seyircilerimin faydalanmasını rica edeceğim hocam. Küçüklüğünde aynı zamanda psikiyatrist Hüseyin hocamız da bu alanda bunları farkında olmayan, sorgulamayan ama lisans eğitimini bitirdi. Son sınıfta bazı şeyler dank etti. Yani herkes yüksek lisans yapmak zorunda değil. Bunu da buradan ifade edelim ama bazı şeyler dank etti. Son sınıftan itibaren başarı mümkün olur mu hocam akademisyenlik noktasında? Yani sonuçta zor şu var, biraz zor bir soru. Şöyle bir şey var, sonuçta bilgi üretmek aslında özünde belki de biraz da sorgulayabilen, hocamızın da bahsettiği eleştirebilen, bir yandan da belki biraz yaratıcılığının da etkisiyle ortaya çıkan bir süreç. Sonuçta eğitim sisteminde şöyle bir eksiklik vardı bizde. Bizde biraz daha ezberci bir eğitim sistemimiz olmasından dolayı ne yazık ki öğrencilerimiz daha çok öğrenmeyi deneyerek değil, okuyarak ve ezberleyerek bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Ve yeni bir bilgi üretmekten ziyade o bilgiyi daha fazla nasıl zihninde hakim olarak tutabilmeye çalışıyorlar. Sonuçta bütün sınav sistemlerimizde ne yazık ki ezber sistemi. Ama Amerika'da baktığınızda atıyorum belki liselerdeki proje yarışmalarında olağanüstü farklı projeleri görebiliyorsunuz. Belki dünya çapında da farklı sistemleri o lise dönemindeki öğrenci teknolojiye kazandırabiliyor. Şimdi ben aslında biraz ondan bahsetmek için uğraşmıştım. Hani lisansa giren bir öğrenci birinci sınıftan başlayarak aslında dünyayı takip etmek zorunda. Atıyorum bir iktisat alanı olabilir, bir teknoloji alanı olabilir. Sonuçta bir şekilde dünyada ne gibi gelişmeler var, ne gibi bilgiler üretiliyor, şu andaki konjüktür ne, yani şu andaki bilgilerin üretildiği kaynak ne, onlara biraz daha hakim olması gerekiyor ki lisans eğitimine o pencereden bakabilsinler. Şimdi son dönemlerde bizim de ülkemizde de aslında bu eksiklik farkına varıldı ve Sanayi Bakanlığı'nın, TÜBİTAK'ın birçok hibeleri var. Teknogirişim Sermaye Desteği ya da bir 512'nin TÜBİTAK desteği gibi. Sonuçta bunlar lisans mezunu olan öğrencilerin ülke çapında ya da dünya çapında farklı bir projesi varsa 100 bin liralık işte farklı hibelere başvurabiliyorlar ve bunu gerçekleştirme sürecine girebiliyorlar. Devletin verdiği katkılar sayesinde ki yaklaşık işte 5-6 yıldır çok ciddi anlamda ülkemiz bu konudaki eksikliği kapatmaya çalışıyor. Bence çok güzel bir fırsat. Bir destek var. Evet. Ama şu da var, girişimcilik klasik bir eğitim anlayışının sonrasında gerçekleştirebilecek bir kolay bir süreç değil. Hani kişinin bazı özelliklere ihtiyacı var. Bunlar işte birinci sorguluyor olması gerekiyor. Birincisi eleştirel bakıyor olabilmesi gerekiyor. Belki yenilikçi olması lazım. Hani bir bilgiyi sadece öğrenmek değil, bunun bilgiden yeni bir bilgi üretebilmek yeteneği olabilmesi gerekiyor. Organizasyon yeteneği olması lazım. Belki de en önemlisi belirsizliğe olan tahammülsüzlüğü çok yüksek derece olması lazım. Çünkü girişimcilik gerçekten de belirsizliğin
içine balıklama atladığınız bir süreç. Hı hı. O yüzden hani bu tarz yetenekleri veya bu tarz zorluklarla göğüs gerebileceklerini bilerek öğrencilerimiz girişimciliğe girebilirler. Girişimcilik iyi bir şey. Yani bir ülkenin fikirlere o ihtiyacı var. Bu fikirlerle birlikte de ülke çapında belki dünya çapında ürünleri oluşturmaya ihtiyacı var. Ama öğrencilerimizin hani sadece yüksek lisans ya da doktora süreçlerine girmekten ziyade belki böyle girişimcilik alanlarına da girebilme ihtiyaçları olabilir. Ve bence de ülkenin de böyle şeylere ihtiyacı var. Ama şu da var. Artık hani bir bilgiyi öğrenirken bilinçli öğrenmek, lisans düzeyinde de olsa, kendi hayatında da olsa sorgulamak ve dünyada da ne gibi gelişmeler olduğunu bilmek bütün gençlerimizin yapması gereken bir şey olduğunu söyleyebilirim. Hocam biraz sosyal medya soruları üzerinden yürümek istiyorum ama girişte bahsettiğim bugün biraz daha spesifik olarak bazı programlara dikkat çekeceğiz. Özellikle nöropazarlama yüksek lisans programı, klinik psikoloji yüksek lisans programı bu alanlarda hocalarımız işin ehli üstadları diyebiliriz. Klinik psikoloji dedik, uygulamalı psikoloji yüksek lisans programları, nörobilim 21. yüzyılın çok önemli bir alanı olarak tabir ediliyor. Moleküler biyoloji yüksek lisans programı, biyomühendislik ve iş sağlığına da kısaca dikkat çekeceğiz hocam. İsterseniz arkadaşlara Kadir Ersoy diyor ki Twitter üzerinden, selam, yüksek lisans için herhangi bir sınava tabi oluyor muyuz? Yoksa her isteyen öğrenci girebiliyor mu? Basamaklarını biraz sıralayalım hocam. Nasıl ilerlemeleri gerekiyor yüksek lisans düşünen arkadaşlar? Öncelikle bir lisans mezunu olmaları gerekiyor. Tezli ve tezsiz yüksek programlarımız var. Yüksek lisans programlarımız var. Tezli yüksek lisans programlarına girebilmeleri için ALES sınavından gerekli puanı almaları gerekiyor. Bunun dışında... Yılda iki kere yapılıyor diye biliyorum ALES sınavı değil evet, mi hocam? Belli evet, bir aralıkta yılda da iki kere yapılıyor. Bu sınavları başarılı bir şekilde geçtikten sonra notları 55 en az olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca kriterleri değişiyor bildiğim kadarıyla. Kriterler değişebiliyor. Evet, üniversiteler arasında. Onun için belki puandan şimdi söz etmek doğru olmaz. Bunun dışında tabii ki bir sözlü, genellikle sözlü ve yazılı bir mülakattan geçiliyor. Bunda da daha çok az önce belirttiğim özelliklere bakmaya çalışıyor öğretim üyeleri. Onun dışında çok fazla bir şeye gerek olmuyor. Heves ve gerçekten bu işi yapabilme isteği olduğu fark edilen insanlar genellikle alınıyor. Ama tabii ki üniversitelerden farklı uygulamaları olanlar da olabilir. Yani ben bizim üniversite adına bunu söyleyebilirim. Tezli ve tezsiz arasındaki farkı soran arkadaşlarımız da var hocam. Tezsiz yüksek lisansta eğitime bir de bitirme projesi ekleniyor. Tezli yüksek lisansta ayrıca seminer dersi ve tez var. Tez zaten tez deyince işte akademik hayat orada başlıyor. Evet. Ama bu arada hani tezsiz yüksek lisanslar daha önce söylediğim gibi akademi dışı alanlarda daha çok belki elemanların, kalifiye elemanların fayda bulunmasına evet fayda sağlar ama tezli dediğimiz zaman oradan itibaren akademik yaşam başlar. Bir adım atmış oluyorsunuz. Evet, bir adım atmış oluyorsunuz. Tezli yüksek lisanstan doktora programlarına geçiş içinde o çok önemli bir aşama. Tabii ki yine bir takım kriterler var. Bu kriterlere her üniversitenin ve YÖK'ün belirlediği kriterlerden başka yine üniversitelerin hazırlamış olduğu yönetmeliklerde belirtilen kriterlere bakarak gireceklerdir. Tabii tez burada artık kişinin kendisini ispat edeceği etkin ve yetkin bir kişi olarak bir çalışmayı başarabileceğinin göstergesi. Tabii ki tezler bu nedenle de orijinallik taşıması gereken konular. Burada en çok değinmek isteyeceğim bir konu var. Yüksek lisans programları için bu geçerli. Orijinallik kavramını öğrencilerimizin
iyi bir şekilde anlaması gerekiyor. Tabii ki bunları da anlatmamız gerekiyor. Anlatmadan da olmuyor. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin tez yazmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenecekleri bir eğitim programından geçmeleri gerekiyor. Çünkü biz de daha önceden gelen alışkanlıklarımıza göre öğrenciler genelde hocanın ağzından bir şey çıksın beklerler. O söylesin tez konumuzu, o çok belirlesin. İşte aslında o zaman da bu bir lisans üstü program olmaktan çıkmaya başlıyor. Çünkü lisans üstü program, ileri eğitim programları artık bunlar. Kişinin kendini ortaya koyabileceği, fikir üretebileceği bir program olmalı. Ama genelde şikayetler şu şekildedir. Hocamız bize tez konusu belirlemedi ya da işte belirledi, bakmadı. Şu oldu, bu oldu. O süreci, değerlendirmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Peki biraz Üsküdar Üniversitesi özeline girelim. Nöropazarlama, uygulamalı psikoloji yüksek lisans. Psikolojiden girelim hocam. Psikiyatrist olarak da alanı çok yakından zaten biliyorsunuz. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı nasıl bir alan hocam? Kimler mesela uygulamalı da bu programa girebiliyor, dahil olabiliyor? Uygulamalı psikoloji yüksek lisansını açmak istememizin nedeni aslında dünya genelinde de baktığımızda birçok alanın psikolojiyle çok iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta her ne kadar atıyorum bir mühendislik alanı, bir iktisat alanı, bir işte işletme alanı, sonuçta bağımsız bilim dalları olsalar da sonuçta öz itibariyle baktığınızda bütün alanlar bir insana hizmet ediyor. Ve bu insan eğer kendisini ve dünyayı ya da bir bilimi anlamak istiyorsa baktığı süzgeci de aslında bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden de aslında uygulamalı psikoloji alanını birazcık da çıkarmış olma nedenimiz bu. Birçok alanda aslında dirsek temasını bir şekilde psikoloji alanına dokundurarak da aslında bilgiler üretmeye çalışıyorlar. Şimdi sonuçta gerçekten hala bir insanı anlamak ya da belki en önemlisi bir beyni anlamak yolunda hala çok adım atmak üzereyiz. Yani adım atmaya ihtiyacımız var. Hala gizemli bir kutu. Ve diğer bilimlerden de aslında yardım almaya çalışıyoruz aslında. Bir işte görüntüleme yöntemleri, bir teknoloji vesaire. Hani sonuçta bir beyni anlamak için hala çok yol kat etmemiz gerekiyor. Biz hem bu uygulamalı psikolojiyi açarken hem insanların bir psikoloji alanı ile ilgili ihtiyaçlarını ya da bilgileri ulaştırabilmek hem de kendi bilim dallarına bunu entegre etmelerini sağlamak hatta mümkünse de belki de psikoloji bilimine de bu insanlardan bir katkı olabilmesini sağlamak istiyoruz. O yüzden de tüm lisans mezunu öğrencilerimize açık olan bir program uygulama psikoloji. Hedefi de atıyorum bir insan kaynaklarından birisi giriyorsa bu insan kaynaklarında işte insanlarla ilk elemeyi ya da ilk görüşmeyi yaparken belki o insanların psikolojik yönlerini de iyi algılasını istiyoruz. Ya da bir iktisadi bir bilimse iktisatta da mesela şu son dönemlerde hatta belki Adam Smith'ten bile bu yana hep bir davranışsal bir ekol vardır iktisatta. Neuroekonomik olarak sürekli işte insan davranışları, insan kararları süreçlerinin araştırılması yönünde sürekli bir birikim vardır. İktisat mezunu bir insanın da psikoloji alanıyla ilgili bilgileri öğrenmesi ve kendi alanına entegre etmesini istiyoruz. Ama buradaki hedefimiz belki öğrencilerimiz zaman zaman bu yanılgıya düşüyor olabilirler. Çünkü sonuçta bir psikoloji yüksek lisansı olarak gözüküyor. Bir klinisyen olabilmek hayalleriyle de uygulamalı psikolojiye gelmek istiyorlar. Tabii ki ne yazık ki bunun koşulları farklı. Tabii ki değil. Sonuçta bir lisans mezuniyetinizde psikoloji ve psikolojik danışmanlık ya da bir hekim değilseniz bir klinik psikoloji master yapamıyorsunuz. Sonuçta bir klinisyen olabilmenin yolu oradan geçiyor. Uygulama psikoloji tamamen kendi bilgileriyle psikoloji bilimini entegre edebilsin ya da hiçbir şey yapamamışsa bile kendi özel hayatında bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek isteyen insanlarımız da olabiliyor. Bunları
biz aslında kabul ediyoruz ve istiyoruz gelmelerini. Mesela öğretmen adayları hani insana temas eden meslek gruplarının özellikle bu alanda bir şeyler yapabiliyor olmaları önemli olduğunu ben çıkarımda bulundum. Kesinlikle. Mesela yapılabilir bu alanda yüksek lisans düşünen arkadaşlarımız, kişiler. Çok büyük faydasını gördüklerini söyleyebilirim. Yani birçok güzel dersimiz var. Hem aileyle ilgili olsun, hem işte insanın psikopatolojisiyle ilgili olsun, kişilik yapılarıyla ilgili olsun. Sonuçta bir insanı artık sadece o davranış üzerinden etiketlemek değil, o davranışın aslında arkasındaki psikolojik nedeni bilip bütünüyle o insanı yargılamak yerine sadece o davranışı yargılayabilme yeteneğini bile alabilseler. Ki çok önemli bir yeti bu. Sokakta bir İşte atıyorum, trafikte bir insan önüne hızlıca kırdı diye bütün öfkenizi o insanı çıkartıyorsunuz ama halbuki sadece bir davranış, belki özünde çok iyi bir insan. Evet. Ama bu yetenekler birazcık da psikolojiyi anlamaktan geçiyor tabii ki. Günümüzün aslında en büyük problemlerinden biri bu, insanı anlayamıyor olmak. Bu alanlarda bir şeyler yaparsak ve kişileri birbirimize anlarsak aslında bu dünya çok daha yaşanılabilir, güzel bir coğrafya haline geleceği kanaatindeyim. Hocam, Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak oranın müdürlüğünü yapıyorsunuz. Birçok program var. Biraz programlardan ismen bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar hangi alanlarda sizle gelip yüksek lisans yapabilirler? Üniversitemiz yeni olduğu için program olarak da yeni Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 2012-13 eğitim öğretim döneminde ilk defa öğrenci alımına başlamış. İlk olarak hastane işletmeciliği ve nörobilim programları başlatılmış. Evet, daha sonra da hemşirelik, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal hizmet konularında yüksek lisans programları başlatıldı. Son olarak da hemşirelik doktora programımız kabul edildi. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ondan mutluluk duyuyoruz. Umarım bunu diğer programlar izleyecektir. Doktoraya gidiş açısından söylüyorum. Yine de yine yeni programların eklenmesini bekliyoruz. Şu anda bazı çalışmalar var. Örneğin fizyoterapi ve rehabilitasyon programının çalışmaları var. Var. Evet, umut ediyoruz. Çok güzel bir kadroyla onlar da laboratuvarlarımız eşliğinde öğrencilere iyi bir eğitim vereceklerdir. Bu arada nörobilim programından da hocamız bahsetti. O nörobilim programımız özellikle ben de farmakoloji ve psikofarmakoloji ile ilgilenen biri olarak da o laboratuvarımızı çok beğeniyorum. Sanıyorum öğrenciler de onu görünce etkileniyorlar. Tabii ki benden önce kurulmuş bir laboratuvar, psikofarmakoloji uygulama merkezi. Tayfun Uzbay'ın müdürlüğünü yaptığı bir merkez. Davranışsal çalışmalar orada olabildiği gibi diğer bütün molekülden kliniğe uzanacak düzeyde çalışmalar yapılması mümkün. Multidisipliner bir yaklaşımı var. Çok güzel bir deney hayvanı laboratuvarımız var. Hatta deney hayvanlarını yetiştirme durumuna da geldiler. Ve ülkemizin diğer üniversitelerine de bu anlamda hizmet verebiliyor. Ondan başka deney hayvanları kursu sertifika programları düzenlenmeye başladı. Ve yani bu laboratuvarı gördükten sonra eğer hevesli de bir öğrenci ise oradan ayrılmak istemeyecektir. Onu düşünüyorum çünkü asıl her şeyi güzelleştiren insandır. Orada çok güzel insanlar var. Bu açıdan da ben çok tavsiye ediyorum. Diğer bilimler... Hemşirelik zaten ülkemizde çok her zaman çok ihtiyaç duyulan çok önemli bir sağlık bölümümüz. Ve çok ciddi ilerlemeler var hemşirelik dalında. Doktora programının da açılması akademik anlamda olsun veya diğer anlamlarda da olsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yine çok güçlü bir kadroyla bu programlar yürütülüyor. Sosyal hizmet yine oldukça az sayıda olan bir Türkiye'nin program. Ciddi ihtiyacı, Türkiye'de gelişmesi gereken bir alan. Gittikçe gelişmesi gereken, yani gittikçe de ihtiyaç artan bir program.
Burada da yine çok güzel bir program uygulanmakta. İş Sağlığı Güvenliği programımız var. Bu da daha çok ülkenin gereksinimlerine göre düzenlenmiş bir program. Daha farklı bir kulvarda seyrediyor. Onunla ilgili daha ayrıntılı bilgileri belki program yaparak alabilirsiniz. Ayrıca değişik bir program o. Biliyorsunuz iş güvenliği ülkemizde artık çok önemli bir hale geldi. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu konuyu ele alıyor. Dolayısıyla çok ciddi uzmana ihtiyaç var. Ve bu açıdan böyle farklı programlar ülkede uygulanmaya başladı. Biz de Üsküdar Üniversitesi olarak bunu uyguluyoruz. Ve daha da önemlisi tezli yüksek lisanstan eğer doktora programına geçebilecek olursak bu programda o zaman en büyük açığı kapatacağız gibi geliyor. Akademisyen yetiştireceğiz. Çok ciddi ihtiyaç var. O da kendi içinde değişik alanları olan aslen hani daha çok mühendisliği ilgilendirse de sağlık boyutu da olan bir program. Umarız ülkenin çok ihtiyacı olan bu açığı da kapatmaya çalışırız. İnşallah hocam süremizin yavaş yavaş sonuna giriyoruz. 4 dakikalık bir sürem kaldı. Hemşirelik adı altında psikiyatri hemşireliği var. Çocuk sağlık hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları, toplum ruh sağlığı hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı altında 5 başlık var. Bunda hemşirelik düşünen kişilere bu hatırlatmayı da yapalım ve klinik psikoloji diyelim hocam. Uygulamalıdan bahsettik. Orada klinisyen olamıyorlar ama burada onlara biraz bu alandan bahsedebiliriz. Klinik psikoloji yüksek lisansı adında da anlaşılacağı gibi klinisyen yetiştirmek için ortaya attığımız bir, yani daha doğrusu oluşturduğumuz bir program ve aslında şöyle bir şeyi söyleyebilirim. Hani üniversite açısından baktığımızda sonuçta her üniversitenin kendine göre bir önemli bir alanı vardır. İşte bir Harvard'ın hukuk veya tıp veya bir işte MIT'nin bir mühendislik alanı lokomotif olabilir. Lokomotif alanları aslında sonuçta, sürükleyen değil mi? Hani onu sürükleyen, üniversitenin adını duyuran belki çok önemli alanları vardır. Sonuçta hani her üniversitenin her bölümü iyi değildir sonuçta. Bizim sonuçta ilk çıkış noktamız da bu. Tematik bir üniversite olarak çıktık. Davranış bilimleri üzerine tamamen odağımız o bilgiyi öğrenmek ve o bilgiyi üretmek üzerine. Ve sonuçta yılların verdiği bir hastane geçmişi ve psikiyatri alanında dal hastanesi olma özelliğiyle MP hastanesi birikimini bir şekilde üniversiteye kazandırmış durumda. Zaten ilk çıkış noktası da işte geldiği nokta da hep yenilikleri takip eden bir hastane olmuştu. Üniversitede zaten bu bakış açısıyla devam ediyor. Ve biz öğrencilerimize hani bir klinik psikoloji alanında bir şeyleri öğretmeye çalışırken aslında aynı zamanda nörobilimsel süreçleri de öğretmeye çalışıyoruz. İşin biyolojik temellerini öğretmeye çalışıyoruz. Terapötik temellerini öğretmeye çalışıyoruz. Birçok terapi alanında bilgi ve deneyim kazandırmaya çalışıyoruz. Akademik kadromuzda hem işin bilgi seviyesini çok hakim ve takip eden hem de aslında bilgi üreten bir ekip. Psikiyatrist ve psikolog arkadaşımızlar psikiyatrist biraz daha ağırlıklı olarak eğitim veriyor. Sonuçta deneyimsel anlamında da çok deneyimi olan hocalarımızla eğitim vermeye çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgi değerli seyircilerimiz, hocalarımızın mensubu olduğu Üsküdar Üniversitesi sitesinden de ayrıntılı bilgi alabiliriz. Hocam nöropazarlama alanı da son 1,5 dakikaya giriyoruz ama bu da çok yeni bir alan Türkiye'de. Evet, Türkiye'de ilk defa nöropazarlama yüksek lisansı bizim üniversitemizde açıldı. Sonuçta şu var, dünyada da uzun süredir olmayan bir alan aslında. Son 20 yıldır belki araştırmaları üzerinde çalışılan bir alan. Çok böyle tabii kulağa böyle bir yerlerden duyulan bir alan. Nedeni de şu, tabii ki hala araştırmalar yapılması gerekiyor. Ama bu araştırmalar yapılırken bir yandan da bu bilgiye ulaşmadan bir şekilde bunu pazarlamaya çalışan bir ekip de var. O yüzden de sürekli zihnimizi kurcalayan, sürekli kulağımıza gelen bir alan. Ve Türkiye'de de çok fazla yapılmaya çalışılıyor. Birçok şirket var bunu yapan. Ama biz aslında yani beyni anlamaya talip olduğumuz bir üniversite olarak bir şekilde nöromarketing ya da nöropazarlama alanında da en azından ihtiyacı olan
bilgiyi vermek için ortaya attık. Ve en azından yanlış şeyler yapılmasını istemiyoruz. Ama ben şöyle söyleyeyim, hani artık son dönemlerde, son 10 yıldır, 20 yıldır ve bence 21. yüzyılın artık gelecekteki bilimi bir mühendisliğin ya da bir işte iktisadi alanın bir şekilde beyinle yapılmış çalışmalarıdır. O zaman hocamızdan nörobilim alanında bir program sözü alalım. Onu da konuşuruz. Süremizin sonuna geldik. Profesör Doktor Şule Gök Üsküdar Üniversitesi'nden ayaklarınıza sağlık hocam. Şerefler verdiğiniz yardım doçent doktor Hüseyin Ünübol. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, bugün değerli seyircileri biraz yüksek lisans programlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya saatler 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine karşınızda olacağız. Mutlu haftalar.